2016 yılında dijital platformlara içerikler üreterek başladık. 321Go adını verdiğimiz YouTube kanalımızda eminim birçoğunuzun bildiği nedir? Ha, bu klişe değil yani. Soramazsın. Soramazsın canlının ilk bölümünde ilk konuğumuz beyaz şapkalı hacker Gökhan Akın. Cesaret ister gibi bilgi, farkındalık ve eğlence konseptli içeriklerimizle 300 milyon üzerinde izlendik ve 1 milyon 250 bin aboneye ulaştık. Bu süreç aynı zamanda YouTube panelleri üzerinden etkileşim, demografi, izlenmelerin tamamlanma oranları gibi birçok datayı analiz etme ve bu sayede izleme alışkanlıklarını anlamamıza yardımcı oldu. Sonrasında edindiğimiz bu tecrübeleri reklam verenlere taşımaya başladık. Türkiye'nin alanlarında lider onlarca markasının dijital içerik stratejilerinden içeriklerin üretimine ve platformlardaki yayınlanma süreçlerine kadar ki tüm süreçlerini kapsayan video içerik çözümleri sunmaya başladık. Partnerlerimizde teknoloji, otomobil, yemek, çizgi film, yarışma ve bilgi kategorilerinde markalı içerikler ürettik. Ve bu kanalları YouTube'un Türkiye'deki çok kısıtlı MCN partnerlerini açtığı gelişmiş CMS yani içerik yönetim sistemleri üzerinden içeriklerimizin milyonlarca YouTube izleyicisiyle buluşmasını sağladık. Marka bilinirliğinin ötesinde markaların kendi medyalarını büyütmesine destek olduk. Son yıllarda abonelik modeliyle hayatımıza giren OTT platformlar bizim gibi dijital mecralara işler üreten insanlar için yeni bir alan oluşturdu. Dövüş linklerindeki sert mücadeleyle hayat mücadelesinin ortak yönlerini incelediğimiz dövüşçü belgesel serimiz ilk belgesel serimiz oldu. Düğün belgeseli Gerçek şunu neler. Zagara cigora, zagara cigora. Sen Önce isimli uyku belgeseli gibi birçok orijinal yapımı hayata geçirdik. Uykusuzluk depresyonun bir yordayıcısı da olabilir. Tüm bir süreçte 5 yıl gibi bir süre mülkiyet haklarına sahip veya ortak olduğumuz içerikler arttı ve güçlü bir içerik kütüphanemiz oluştu. Ve 2022'de başladığımız farklı dillerdeki dublaj yatırımlarımızla dijital platformlarda başarısı kanıtlanmış binlerce içeriğimizi başta MENA bölgesi olmak üzere yurt dışına açmaya başladık. Böylece izlenme sayılarımızı ve dolayısıyla gelirlerimizi artırarak yeni projelerimize daha fazla kaynak oluşturmayı hedefliyoruz.